İyi akşamlar arkadaşlar. Umarım şimdi sorun olmaz. Kansersiz Hayatların bir canlı yayınına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum çok değerli bir konuğum var. Kendisi 10 parmağında 10 marifet olan bir konuğum. Kabul ettim Meltem Hanım. Umarım bu sefer sorun çıkmayacak. Nasılsınız Meltem Hanım? Sesinizi tam alamıyorum ben. Benden mi kaynaklı bilemiyorum ama. Şimdi nasıl? Şimdi güzel. Tamam. Nasılsınız? Teşekkür ederim Meltem Hanım. İyiyim. Siz nasılsınız? Davetiniz için ayrıca teşekkürler. Güzel sözleriniz için ayrıca teşekkürler. İnanın gerçekten böyle sizin kısa bir biyografinizi okudum ben. Sayfanızdan da gördüğüm kadarıyla hani ben bir Adanalıyım ben, Osmaniyeliyim. Bizde şey derler, koltuğunun altında bilmem kaç tane karpuz taşıyor derler. O hesap gibisiniz. Gerçekten hani kendinizde çok alanı, birbirinden farklı alanları toplamış bir insansınız. En önemlisi dediğim gibi bir annesiniz. Hani ben bu süreç içerisinde çok önemsiyorum bunu, kader arkadaşlığımızdan dolayı. Ya o farklı bir olay. Aynı zamanda ben kendimden söz edeyim, sanat tarihi mezunuyum. Her ne kadar branşımı yapamasam da 98 sanat tarihi mezunuyum. Sizin hikayenizde de resmi görünce ayrı bir ilgim oldu. Var. Sesinizde sıkıntı oluyor yine. Şimdi nasıl? Şimdi daha güzel. Tamam. Ben de şöyle kısaca sorayım. Meltem Hanım kimdir? Meltem Akhan kimdir diyeyim. Evet. En zor soruyu sordunuz diyeyim. İnsanın kendisini tanıması aslında en zoru diyebilirim. Uzman psikolog olarak görevimi yapıyorum. Bunun yanında yazarlık ve ressamlık dediğiniz gibi annelik rolü. Herkes gibi hayatı deneyimlemeye çalışıyorum aslında. Şanslı olduğum bir taraf var ki bu meslek içerisinde birçok hayata da dokunduğum için, yol aldığım için biraz daha başka bir boyut yaşıyorum hayatı diyebilirim. Bu program da benim için aslında çok farklı oldu. Davetiniz için teşekkürler. Çünkü hem mesleki rolüm, aynı zamanda da bu rahatsızlığı yaşıyor olmak. Dedim ki yani hangi benle konuşacağım acaba orada? Meltem mi? Yoksa psikolog Meltem mi? Galiba böyle bir roller arası girip çıkma süreci olabilir. Şimdi bizim bir tabirimiz var, bizi biz anlarız diye. Evet. Şu an önce psikolog olarak baktığınız zaman bu tanıyı almadan önceki Meltem Hanım'ın bakışıyla, bize yaklaşımıyla şu anki Meltem Hanım'ın yaklaşımı çok farklı olduğunu düşünüyorum. Yani bizi daha iyi anladığınızı düşünüyorum şu an. Çünkü bizler o ilk tanıyı aldığımız zamanlardaki yaşadığımız korkular, stresler, endişeleri şu an belki o zaman danışanlarınız size anlatıyorlardı ama empati kurmakta belki bu kadar başarılı diyeyim artık olamıyordunuz belki bilmiyorum ama Filiz Hanım, her insan kendi yaşadığını biliyor tabii ki hayatta. Yani hiçbirimiz birbirimize benzer şeyler yaşasak dahi %100 anlayamıyoruz. Ama tabii ki ortak şeyler olduğu zaman o acıyı, o duyguyu, o zorlukları çok daha farklı algılayabiliyor insan. Tabii bu süreç içerisinde benim zihnimde iki ses oldu. Yani hem az önce dediğiniz gibi rahatsızlığı duyduğum andaki süreç, bir kere şok yaşıyorsunuz. Yani hiç beklemediğiniz bir zamanda beklemedik bir şey başınıza geliyor.
Benim ailemde de böyle bir kanser süreci yoktu. Hiç aklımın ucunda böyle bir şey geçmedi. Hani bazı yapılar vardır kendine hani evet bu sıkıntıyla hasta olurum ya da işte ben artık hasta olmayı bekliyorum der. Daha bir yatkınlık vardır. Ama yaşam dolu, gayet keyifli. Hani doktora gidişim de lay lay lom şeklindeydi benim aslında. Hani 40 yaşa geçiyorum artık. Bir sertlik de hissettim ama hiç aklımın ucundan geçmezdi. Ama o şokla beraber tabii duygusal anlamda bambaşka şeyler yaşıyor insan. Kolay süreçler değil. Evet. Bunları yaşarken de tabii benim şöyle de bir durumum oluyor. Şimdi psikolog olarak mesleğimi yaparken hep inanarak yaptım. Yani inanmadığım hiçbir bilgiyi, hiçbir tekniği uygulamadım. O yüzden insanlara rehberlik ettiğim soruların benzerlerini kendime zihinsel olarak sordum. Yani evet bu duyguyu yaşıyorsun ama bu duyguyu yaşarken bununla ne yapabilirsine döndüm. Önce ağlıyorsam ağladım, sıkılıyorsam sıkıldım. Ama o çok uzun sürmedi bende. Çünkü mesleğim icabı sorunla karşılaştığım zaman her sorunun çözümü vardır düşüncem oldu. O süreçlerimi ben birazcık daha hafif geçiriyorum şu anda. Sonrası ne olur onu da bilmiyorum tabii ki. İnsanız en nihayetinde. Böyle bir süreç. Bakalım. Şu an süreciniz nedir? Şu anki süreç aslında ben başındayım. 4 kemoterapi bitti. Şimdi haftalık kemoterapiler başladı. Haftalıkların da ikincisi bitti. Önümde biraz daha kemoterapi süreci var. Sonra ameliyat, sonra radyoterapi bildiğiniz gibi bir Şifa olsun diyoruz. Her damlası şifa olsun. Nerede şifa bekleyenler varsa şu an kemoterapi alan arkadaşlarımız da var. evet. Biraz önce şeyi söylediniz. Hani ilk tanıyı aldığınız zamanki. Mesela ben kendi tanı aldığım dönemi söyleyeyim. Uzun süren bir tanıydı benimki. 45 gün patolojiyi bekledim. Hani öyle bir şey ki sağ memeden ve sol memeden biyopsi yapıldı. Sonuçlar çıktı 20 günde. Doktorum şöyle bir koridorda karşılaştık. Biyopsi raporlarını gördü. Aa dedi biz senin aksillanda da vardı. Biz oradan almadık değil mi dedi bana. Almadınız dedim. Genel cerrahın haberi olmadan şuradan dedi zaten odasının önündeyiz. Şuradan dedi bir onu da alalım. Ben bir 25 gün daha bekledim. Toplamda 45 gün. O 45 gün içerisinde yaşamış olduğum stres, sıkıntı, bir de hani dedim ya biraz önce annelik mevzusu da var. Tabii. Çocuklar da çok küçük. Onlara baktıkça için için ağlıyorsunuz. Bunu dışa vuramıyorsunuz zaten. O yaşadığım sıkıntılar ve kanserimi ben koridorda öğrendim mesela. Ben şu an en azından isterim ki yani bu tanı gerçekten ismi çok kötü, çağrışımı çok kötü. Hastalara psikolog eşliğinde verilmesi gerektiği kanaatindeyim. Yani bir koridorda değil, doktorun size gelip de üzgünüm, tahlil sonuçlarınızda kanser var ya da kansersiniz gibi tabirlerin kullanılmasından ziyade direkt olaraktan bir psikolog desteğiyle yapılabilir diye düşünüyorum. Haklısınız. Sizin tabii ki hepimiz benzer süreçler yaşasak da farklı süreçlere maruz kalıyoruz. Sizin uzun sürmüş. Mesela benim de doktora gittim. Muayene edildi, mamografi çekildi, ultrason gün içerisinde çok hoş gözükmüyor. Kesinlikle biyopsi yapılması lazım dedi. Ben o zaman da anlamadım. İş güç var tabii. Diyorum ki hemen yapılması lazım mı? Biraz daha zaman geçse bir ara yaptırsam olur mu? Yok çok ciddi dedi. İkinci gün ben biyopsiye gittiğim zaman biyopsi alınırken bana siz biliyorsunuz durumunuzu değil mi? Bunu tedavi amaçlı bu biyopsiyi yapıyoruz. Nasıl yani? Kansersiniz modunu yaşadığım zaman ikinci gün yani birinci gün hoş gözükmüyor. İkinci gün kansersiniz ifadesini alıyorsunuz. O çok tabii büyük bir şok. Söylenmesi evet biraz daha farklı olabilir belki. Yani biraz daha hazırlayıcı olabilir belki. Süreç anlatılabilir. Ama çok önemli bir noktaya değindiniz ki
Belki hani şimdi kelimeler üzerinden gidiyoruz. Benim de bir videom vardı. Hani kanser yerine belki rahatsızlık denilebilir diyoruz ama burada belki dinleyicilere şunu ifade etmek gerektiğini düşünüyorum. Kanser dediğimiz zaman bizim aklımıza ne geliyor aslında? Yani bizde ne çağrıştırıyor bu kelime? Hani bu bizim için yıllarca çok korkutucu, evet kolay bir rahatsızlık değil. Çok zorlukları var. Ama belki bunu da bu kavramı da değiştirebiliriz diye düşünüyorum. Yani kavram üzerinde mesela kanser eşittir nedir? Biz tedavilerde hep terapilerde bunları konuşurduk. Kanser deyince sizde çağrışan şeyler nedir? Yani o çağrışımlar üzerinden aslında biz farkına varmadan otomatik duygu ve düşüncelere geçiyoruz. Evet. Düşünceler üzerine çalıştığımız noktada mesela terapilerde bakıyoruz ki aslında bunlar bize ait düşünceler değilmiş. Hep daha önce gördüğümüz, dinlediğimiz öykülerden kalan bir takım kalıplarmış. Ve ondan sonraki süreçte de aslında her insanın kendi yolculuğunu, kendi rahatsızlık sürecini geçirmesi yönünde de terapilerde devam ediyoruz. Diğer türlü baktığımızda gerçekten korkunç bir senaryo bizi bekliyor. Ya ben kendi açımdan söyleyeyim, yani 4 yaşındaki çocuğuma bakıyordum, ben içim kan ağlıyordu. Sonuçta o riskim var, çağrışım gerçekten kötü ve en büyük çocuğum 11 yaşında, bu arada 3 tane çocuğum var benim. Yani çağrışım çok kötü, onlara baktıkça çok şeyler hissediyorsun. Bir de kanser nedir, ne değildir, beni ne bekliyor, sürecim ne olacak onu bilmiyorsun. Tabii. Yani onun da vermiş olduğu bir stres var, sıkıntı var. Yani ilk başta belki birçok arkadaşımız şunu söylemiş olabilir. Ya neden ben? Tabii Neden çok. bu benim başıma geldi? Yani ya da daha yaşım çok genç. Ben daha önümde hayat var, yapacaklarım var. Bunların endişesi var insanlarda. Bunların korkusu var. Belki bu düşünceler var diyeyim. Tabii. Yani Ya zaten bu tarz durumlarla travmatik diyeceğimiz bir durum yaşanıyor aslında bu süreçte ve ilk sorulan sorular şoktan sonra neden bu benim başıma geldi oluyor. Genel herkeste yaşanan bu bir süreç. Bu cümleler üzerine de ben kendi üzerimde çalıştığım zaman Feyza Hanım şunu gözlemledim. Biraz kişisel deneyimlerimden de bahsetmek istiyorum. Bunun kıymetli olduğunu düşünüyorum çünkü. Bir takım evet kitap bilgileri çok değerli ama yaşanmışlıklar mesleki tecrübeyle birleşince daha anlamlı olabiliyor. Neden ben sorusunu sormadım? Belki işimden dolayı sormadım. Çünkü hep biz terapilerde şunu konuşuruz. Neden bu benim başıma geldi de yerine nasıl bunu çözümleyebilirime bakmak gerektiğini düşünürüz hep. evet. Çünkü bizler de terapi süreçlerinde hiçbir zaman geçmişi değiştiremiyoruz. Ama geçmişle olan algıyı değiştirebiliyoruz. Neden bu benim başıma geldi dediğimde başkasının mı başına gelsin? Hayır, başkasının da başına gelsin. Hiç kimseninkine gelmesin. Kimsenin başına gelmesin. Dolayısıyla bu bizi çözüme götürecek ve götürmeyecek soruları çekmek. Bu kolay bir süreç mi? Tabii ki değil. Yani önce bir duyguyu yaşamak, bununla bir yüzleşmek. Çünkü az önce çok güzel bir ifadede bulundunuz. Beni neler bekliyor bilmiyoruz ifadesini. Evet. Ben geçen hafta doktordan çıkarken ağlayarak çıktım. Şey dedim. Ben öyle bir şeyin içine girmişim ki dedim. Yani ne olursa olsun bu kemoterapiyi almak zorundayım. Ne olursa Evet. olsun ameliyat olacak diyorsunuz. Ne olursa olsun radyoterapi, sonra 5 yıllık bir tedavi. Bundan çıkış yolu yok mu dedim. Ben hani bunu kafamda artık bitirdim. Bitsin istiyorum dedim. İşte bu tabii ki koruyucu önlemler gibi bir süreç, uzun bir süreç. Dolayısıyla bu uzun süreç içerisinde dinç kalmak çok da kolay değil aslında. Yani inişler, çıkışlar, ağrılı süreçler, zorlu süreçler. Tabii ki var. Ama hani baktığınız zaman hayatı aslında belki nasıl yaşadığımıza odaklanmak. Şimdi biz kanser bitsin tamam. Ama kanser bitene kadar ki bu saydığım süreç yaklaşık bir yılı, 1,5 yılı kapsıyor. O zaman ben bu süreci nasıl geçirmeliyim? Yani
daha çok çözümcül yaklaşacak soruları soruyor olmamız kendimize önemli diye düşünüyorum. Evet. Ama ilk o tanıyı aldığımız zamanki o korkuyu hiçbir zaman unutamıyoruz. Bu sayfanın kuruluşunun sebebi de o tanı esnasındaki yaşadığım strestir benim. Evet, iyi ki de kurmuşsunuz çünkü birçok benzer duyguları yaşayan insanları bir araya getirmek gerçekten çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. İnsan ilk bu süreçleri yaşadığı zaman bunları yaşayan insanlarla görüşme ihtiyacı hissediyor. Yani ne yaşadılar, nasıl yaşıyorlar, zorlukları nelerdir, kolaylıkları nelerdir, iyileştiler mi, iyileşemediler mi? Hani her şey bir şekilde bizim için önem teşkil ediyor. Sadece burada önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Bizler de grup terapileri yaparken benzer sorunlar yaşayan insanlarla bir arada olup o süreci paylaşmanın faydasını hep görüyoruz. Sadece birbirimizden aynı hastalığı yaşasak da farklı süreçlerimiz olduğunu unutmamak lazım. Bazen bu Kesinlikle. hep olumlu olmuyor çünkü olumsuz şeyler de duyabiliyoruz. Herkesin yaşayış biçimi farklı olabiliyor. O yüzden orada benim yolum, benim bu rahatsızlığı yaşayış şeklim, aldığım ilaçlar birbirinden farklı, bedenimin yapısı farklı, sosyal yapım, çevresel yapım, genetik yapım, olaylara bakış açım gibi birbirimizden o farklılıkları görüp korktuğumuz ve kaygılandığımız noktada buna sığınıp çünkü olumsuz bir şey duyduğumuz zaman kaygılanabiliyoruz. Bunu yapan çok arkadaşımız var. Ben normalde aslında şunu itiraf edeyim. Canlı yayınlarda çok heyecanlanıyorum kendim. Sizinle rahat bir konuşuyorum. Hani rehberimde de çok fazla arkadaşım var. Çok fazla yönlendirdiğim süreçle ilgili hani başımdan geçen diyeyim. Tabii her zaman da şunu dipnot olarak söylüyorum. Herkesin kanseri kendisine özgüdür. İlacı kan al yani kan, ilaca vermiş olduğu cevap Tabii. herkesinki farklıdır. Ben kemoterapide mide bulantısı yaşamadım ama mide bulantısı yaşayan arkadaşlarımız var. Ben Evet. kilo aldım, zayıflayan arkadaşlarımız var. Ama örnek vereyim, ben diyorum ki bu tanıyı aldın. Yani bu sende bir kitle var. Bir genel cerraha gitmen lazım. Sana işte ultrason çektirecektir, MR çektirecektir ya da işte biyopsi yaptıracaktır. Hani genel anlamda bir yönlendirmedir mesela. Şu an en azından yeni tanı almış arkadaşların kendilerini nelerin beklediğini az çok biliyorlar. Kesinlikle, evet, bu çok kıymetli. Yalnız olmadığını hissetmesi insanın, bu süreci yaşayan ve bu zorlukları aşan insanların normal hayatlarına geri dönmüş olmaları, bunlar inanılmaz derecede kıymetli. Bir de biz artık bu tanıyı aldıktan sonra bizde bir kırılma noktası oluyor. Sizde de oldu mu bu kırılma noktası? Önceden anaç bir yapımız vardı. Genelde meme kanserinde anaç yapıdaki insanlar da çok fazladır meme kanseri. Sizde bir kırılma noktası oldu mu? Ya da kanserden önceki Meltem'le kanser tanısı aldıktan sonraki Meltem arasında bir farklılık oldu mu? Çok güzel bir soru. İllaki oldu. Genelde hayatı mümkün olduğu kadar ben anda yaşamaya önem veren bir yapıya sahiptim. Doktorlarla mesela bu süreci konuşurken dahi dedim ki yani kanser eşittir insanlarda hep ölümü çağrıştırır. Hani sona daha yakın olduğunuzu hissettirir. Açıkçası ben kanseri ilk duyduğum zaman böyle düşünmedim dedim. Ben yaşamımı kaliteli bir biçimde yaşamaya devam edebilecek miyim sorusunu sordum kendime ve onlara da. Yani mümkün olduğu kadar çünkü bazen şeyi kaçırıyoruz. Hani hastalıklar var. Hastalığın sonucunda belki bir ölüm durumu yaşanabilir diye düşünüyoruz ama ölüm dediğimiz kavram hepimiz için var aslında. Her an var. Evet.
Yani tedavi olursunuz, iyileşirsiniz. Bir trafik kazası olabilir, ev kazası olabilir, başka bir rahatsızlık olabilir. Yani hayata baktığımız zaman aslında her an her şey olabilecek bir noktada. Ve böyle baktığımız noktada biz hayatı nasıl daha iyi yaşayabiliriz? Kendi potansiyelimizi daha nasıl ortaya koyabiliriz? Bu zaman dilimini nasıl iyi geçirebiliriz? Odaklı olduğumuz noktada aslında her şey kolaylaşıyor. Bu bakış açısıyla bakan bir insan olarak ekstra hayatımda hani artık şöyle bakıyorum, böyle bakıyorum gibi bir süreç değil. Ama kendimce, kendi yolumda içsel olarak güçlendirdiği şeylerin olduğuna inanıyorum. Yani mesela kemoterapi süreçlerim benim zorlu geçti ilk dördü. Bir hafta odadan çıkmakta zorlandım. Her hafta farklı bir, her kür farklı etki yarattı. İşte bir kürde yürümekte zorlandım 2 gün. Eyvah dedim, böyle mi olacak? Ama ondan sonra kalktı. Meğerse işte kullandığım o iğnelerden kaynaklı yan etki olabiliyormuş. Tabii bir takım sürprizler bekliyor sizi. Hani gayet iyiyken bir bakıyorsunuz gücünüz yok. Bir bakıyorsunuz saçlarınız yok, kirpikler dökülmeye başlamış, vücuttaki tüm tüyler yok. O saç dökülmesi zaten çok büyük bir şok. Çünkü benim kızıma ilk söylediğim zaman bu süreci, belki bu da önemli, çocuklarımıza nasıl anlatmalıyız kanseri. Bu da Evet. çok önemli bir başlık olduğunu düşünüyorum. Bizler böyle durumlarda çocuklardan saklanılmaması gerektiğini söyleriz. Mümkün olduğu kadar bilgiyi aldıktan sonra hazır hissettiğiniz zaman ifade edin deriz. Çünkü çocuk söylenilmese de yolunda gitmediği bir şeyler olduğunu hisseder evde. Ve bu bilinci Kesinlikle. onu daha çok yorar aslında. Ben de kızıma bu süreçten bahsederken ilk tepkisi saçların dökülecek mi yani oldu. Bir anda ben de tabii şey etkilendim ki benim saçlarım uzundu, çok da severdim. Benim yakınlarım bilir, hani sağdan alır sola atarım gibi böyle saçları seven bir yapıya sahiptim. 17. günde sabah kalktığımda tamamı benim döküldü. Yani ben tutam tutam bekliyordum aslında. Hani yastığıma bakıyordum, hatta ilk kemoterapiden sonra hani dökülen var mı yok mu? 17 gün, 17. günde tamamen döküldüğü an hemen kuaförümü aradım. Uğur, hemen geliyorum sana dedim. O da tabii büyük bir şok yaşadı. Sonra böyle duygusallık, ağlamalar derken 7-8 tane peruğum var şu anda Filiz Hanım. Ben aslında şeydir bu kıvırcık peronuz çok hoşuma gidiyor. Birazdan. O çok hoşuma gidiyor yani. Çok yakıştırdım ben size onu. Sağ olun. Mesela böyle bir renklilik oldu. Mesela hayatımda keşke sağlıklıyken de deneseymişim dedim. Çünkü kadınların saçlarıyla oynaması, buna cesaret etmesi zordur biliyorsunuz. Evet. Süreç içerisinde kıvırcıkta kullandım, uzun da, kısa da, böyle renk renk. Biraz renklendirdim diyeyim. Böyle bir süreç. Bakalım, inşallah kolaylıkla bundan sonrası da geçer diye ümit ediyorum. İnşallah. Çocuklara gerçekten anlatılması gerektiğini, uygun bir dille anlatılması gerektiğini söylüyorum ben de. Ben kendi açımdan söyleyeyim. Çocuklara saçlarım yokken kel halimle diyeyim artık. Benim kızım şey derdi en küçük. Anne kel de güzelsin. Evet, benim Ve kızım. ben şey yapıyordum. Resim yaptırdık biz. Birisi poni çizdi, bir diğeri çiçek çizdi, bir şeyler yaptılar. Tuval olarak da kullanabilirsin diyordum yani. İşi biraz espriye vuruyordum. Ben kendi açımdan söyleyeyim. Ne kadar doğru yapıyorum bilemiyorum ama olayların %99'u kötüdür. Ama %1'lik bir ihtimalim vardır. İyi olma ihtimali vardır. Orayı düşünmeyi tercih ediyorum. Belki öbür taraflara 99'luk kısmı ket vuruyorumdur ama o %1'lik kısım benim için bir moral kaynağıdır. Yaşama sebebidir ya da mücadele sebebidir diyeyim. O %1'lik kısım benim için çok önemli oluyor. Şerdeki hayrı bulmak gibi. Evet,
Yani bu başka bir boyuta getiriyor insanı rahatsızlıklar diye düşünüyorum. Çünkü kendinizle baş başa kalıyorsunuz o odada, o gece süreçlerinde ve daha hayatı farklı bakmaya başlıyorsunuz. Acının içine giriyorsunuz aslında. Yani böyle meditatif kullandığımız teknikler vardı. Şimdi acı ile ilgili onları kullanmaya başladım bu süreç içerisinde. Değişik deneyimler yaşıyor insan. Kimi zaman çok düşüşe geçiyor, gücünüz kalmadığını hissedebiliyorsunuz. O zamanlarda ona izin veriyorum. Yani her zaman pozitif olmamız, her zaman çok olumlu düşünmemiz mümkün değil. Bu bizim yapımıza aykırı. Önemli Evet. olan duygu geldiği noktada onu yaşayabilmek, ne dediğini duyabilmek. Acıysa evet acı, üzüntüyse evet üzüntü, kırgınlıksa evet kırgınlık. Güçsüz hissetmesi, evet güçsüz hissetmek. O dinlenmeyi sağladıktan sonra, onun ne dediğini, bedenime ve ruhuma ne dediğini duyduktan sonra o kalkışa geçip iyi hissetme haline geçiş yapmak. Çünkü bazen bu da insanı yorabiliyor. Yani hep iyi olmak, hep iyi gözükmeye çalışmak. Bu yok. Yani böyle bir süreç yok. Her zaman olumlu düşünemeyebiliriz. Zaten İnsanın duygu ve düşüncelerini bastırması, ifade edememesi bir takım rahatsızlıklara da ruhsal anlamda sebebiyet verebiliyor. O yüzden duygularımızı mümkün olduğu kadar yaşıyor olmak sağlıklı olmaya sebep olabiliyor. Bu kemoterapi sürecinde özellikle arkadaşlarımızda gördüğüm kadarıyla duygu dalgalanması Evet. çok fazla oluyor. Bunu ben de yaşadım. O an için bir bakıyorsunuz, gözleriniz doluyor, ağlama ihtiyacı duyuyorsunuz. Ağlayın o zaman yani. Evet. Gülmek istiyorsanız gülün, oynamak istiyorsanız oynayın. Çünkü siz önemlisiniz. Evet. Ben önemliyim. Kesinlikle, kesinlikle. O duygu dalgalanmaları zaten geçenlerde biz bir çekim yapıyorduk sevgili Harun Çeşme ile beraber. Böyle bir meme kanseri sürecinde aslında başından sonuna kadar bir bilgilendirme ile ilgili bir video çekelim dedik. Hani sosyal sorumluluğumuz olsun, insanlara katkı sağlayalım. Başladım, yarısında ağlamaya başladım. Çünkü anlatırken o anlara geri gittiğimi fark ettim. Evet. Normalde aslında bir takım süreçler tam çözüme ulaşmadıysa o noktalar biraz daha böyle kanatır insanı, biraz daha duygusallaştırır. Ama ondan sonra da tabii kahkahalara gene boğulduk. Artık şey diyorlar, alıştık sana, bir gülüyorsun, bir ağlıyorsun. Artık diyorum ki yağmur yüklü bir bulut ama sonrası güneş gökkuşağı. Bu bir süreç galiba ve yaşamak gerektiğini de düşünüyorum. Dibe vurmadan Evet. yaşamak gerektiği kanaatindeyim. Tabii. Yani oradaki bahsettiğim az önceki süreç o. Yani o an geldi ve onu yaşadınız. Size ne söylediğini bildiniz. Ondan sonraki süreçte artık onu bırakabilmek ve devam edebilmek. Eğer bırakırsak da bu süreç içerisinde bazen tıkandığımız noktalar oluyor. Benim olduğu süreçte destek aldım bu sürecimde. Ve bana çok iyi geldi. Ne kadar işin içinde olsam da, ne kadar biliyor olsam da bir dış sese ihtiyaç duyuyoruz. Yani mesleğimi o yüzden kutsal buluyorum. Ve bu süreç içerisinde ben de destek alarak kendi yolumu daha aydınlattığımı düşünüyorum. Çünkü az önce ne dediniz? Çocuklar dediniz. Yani kızımla paylaşımlarım o süreç içerisinde çok fiziksel temasta bulunamamak, yakınlık kuramamak, programları eskiden olduğu gibi aynı yoğunlukta ve harekette yapamamak. Bunlar hep tabii ki ister istemez etkiliyor yaşam biçimini insanın. Bunları paylaşıyor olmak rahatlattı ve şimdi daha iyi hissediyorum diyebilirim. Peki danışanlarınızda da aynı şekilde ya da sizin kendi hayatınız içinde kanser tanısı almak sadece tanıyı alan kişi birey için değil, aile için de çok zor. Kesinlikle. Çocukları da geçiyorum, eş için ya da çevre için de yine aynı şekilde zor bir süreç sevenlerimiz için diyeyim yani. Benim ablam mesela hala kel fotoğraflarımın hepsini silmiştir. Ben seni böyle görmek istemiyorum
Yani o anını tekrar yaşamak istemiyorum. Sizler ya da genel manada danışanlarınıza neler öneriyorsunuz? Az önce dediğiniz gibi danışanların yanında aslında onlara eşlik eden aileyle de çalışıyoruz. Çünkü o zorlukları onlar da yaşıyorlar. Kaygı düzeyleri artabiliyor. Ne yapacaklarını bilmeyebiliyorlar. Onlarla beraber paylaşımlarımızda da mümkün olduğu kadar sürecin her biri için yeni olduğu ve süreç içerisinde yaşaya yaşaya aslında göreceğimizi belirtebiliyoruz. Herkese çok farklı işliyor süreç. Ortak çok duygu yaşamamıza rağmen o kadar farklı zorluklar ve farklı bakış açılarımız var ki, o yüzden her kişiyi bireysel anlamda değerlendirmekte yarar var. Yakınlar açısından da ben şanslıydım tabii. Bu anlamda ailem, ayrıldığım eşim çok destek oldu. Hatta saçını kazıttı. Kızımın alışma süreci çok daha kolay oldu. Öyle bir aile oldu. Evet. Dazlak olduk dedik yani. Hani biz artık böyle çok enerjik yapıya sahibiz dedik. Böyle bir geçiş yaptık. Hatta dedik ki siz hiç uzatmayın saçlarınızı, böyle çok daha iyi. Yani destekle tabii ki bu süreç çok daha kolay. Yani arkadaşlıklarım, kuzenlerim, ailem, hep beraber olma duygusu zaten çok besleyici bir şey normalde de. Biliyorsunuz, hayat insanla güzel, sevdiklerimizle güzel gerçekten. Tek başına her şey bir yere kadar oluyor. O yüzden hani bu anlamda da destekle güzel oldu. Sizlerin yaptığı bu tarz gruplar açıkçası çok destekleyici ve çok güzel paylaşımlar, bilgilendirmeler. Böyle gruplar çok iyi. Umarım böyle iyi geçer. İnşallah. Biz kendi grubumuz olarak zaten ben her zaman şunu söylüyorum. Rengimiz farklı olabilir, boyumuz, kilomuz, düşünce yapımız, yaşadığımız yer, kültürümüz farklı olabilir. Sevdiğimiz yemekler farklıdır ama bizim ortak bir noktamız var. Aynı hissiyatımız var. Aynı duyguları yaşıyoruz. Aynı endişeyi yaşadık, aynı korkuyu yaşadık. Burada yeni tanı almış olan arkadaşlara örnek olmaya çalışıyoruz. En azından pozitif ya da mücadeleyi bırakmamış, metastası olmuş ya da üst üste tedaviler görmüş kişiler yeri geliyor programa çıkıyor mesela. Onlarla birlikte en azından dibe vurmayın. Bakın bizler bu hastalığı yendik. Tamam, tedavilerimiz devam edecek. Hormon tedavim 10 yıl devam edecek. Ama ben hayattayım. Ben nefes alıyorum. Demek ki benim için bir şeyler var. Dördüncü evre içinde bir şey var. Biz sonuçta nefes alıyoruz. Kesinlikle. Yani Çok doğru bir yere değindiniz Filiz Hanım. Bazen tanıları koymak bizim süreci zor yaşamamıza sebep oluyor. Yani kişi normalde iyi hissediyor ama o dördüncü evre demesi onu düşürebiliyor. Çünkü dördüncü evre anlam çok daha olumsuz bir anlam. Yani biraz daha tanımlardan çıkmak önemli ve belki de ben de bu süreç içerisinde hiç internetten araştırma yapmamaya çalıştım. Bir kere araştırayım dedim ki ben danışanlarıma da hep söylerim. Hiç sağlıkla ilgili süreçleri internetten araştırmayın derim. Çünkü bildiğiniz üzere hep olumsuz süreçler yazılı genelde. Sadece kendi sürecine doktorla olan paylaşımı duyuyor olmak, var olan soruları açıklıkla soruyor olmak, kendi yolunu belirlemek ve o tanımlardan uzaklaşmak çok önemli. Eğer kişi çok sıkışıyorsa kendi içerisinde kendi kendine terapistlik yaparken belki az önce sorduğum sorulardan bir tanesi yazarak terapi uyguluyoruz mesela. Kanser deyip birçok okla çıkartıp bu benim için neyi çağrıştırıyor? İşte dördüncü evre neyi çağrıştırıyor? Aslında dipte bizim çok daha başka korku ve kaygılarımız olabiliyor. Yani yaşamak demek sadece yemek yemek işte nefes almanın ötesinde ruhsal anlamda varoluşumuzun bir nedeni var burada. Hepimiz bu bütünün parçalarıyız.
Az önce dediğiniz gibi yani birimiz olmasak birimiz bir anlam ifade etmez. Dolayısıyla hep beraber güzeliz. Hep beraber bir şeyi tamamlıyoruz. Evet. Farklılıklarla beraber belki yaşam amacına yönelik bir takım sorularla kişinin kendi yolculuğu çok daha rahat geçer diye düşünüyorum. Bir de şey var. Kanser tanısı aldıktan sonra genelde kabullenme süreci çok fazla çok uzun olan arkadaşlarımız var. Neleri önerirsiniz onlara? Yani depresyona girenler var. Yani duygu dalgalanması çok fazla olan arkadaşlarımız var. Ben bu süreç içerisinde kesinlikle ve kesinlikle eğer imkanlar varsa etraflarında gidebilecekleri bir psikolojik destek almanın önemli olduğunu şiddetle tavsiye ediyorum. Ben bu işin içinde olmama rağmen ben de bir insan olarak ben de destek aldım. Kendi kendimize ne yapabiliriz kısmına baktığımız noktada belki biblioterapi dediğimiz kitapla beraber bir takım teknikler var. Sizle sonra paylaşırım. O kitapları önerebiliriz okuma anlamında. Daha çok yaşamda yani neden soruları yerine nasıl sorularını sormalarını isterim. O çözüme götürecektir diye düşünüyorum. Yazmak bu anlamda çok kıymetli. Çünkü duyguların bir boşalıma ihtiyacı var. Paylaşabilecekleri birileri varsa evet paylaşabilmek ama bazen birileriyle paylaşmak da çok zor oluyor. Çünkü herkesin o kadar çok sorunu var ki hayatta farklı farklı. Artık daha çok gülmeye, daha çok rahat paylaşımlar yapmaya bazen insanlar ihtiyaç duyabiliyor. O yüzden mümkün olduğu kadar işte destek alabiliyorlarsa destek almaları yoksa yazı, okuma gibi yollarla sanatla uğraşma süreçleri. Ben bu süreç içerisinde dedim ki iyi ki yazıyorum, iyi ki çiziyorum. Çünkü ilk seanslara ben ara vermek durumunda kaldım. Sürecin nasıl olacağını bilmediğim için. İlk haftalarım çok zor geçti. Öyle olunca da bir boşluğa düşüyorsunuz. Yani normalde yaptığınız şeyi artık yapmıyorsunuz. Bu anlamda sanatın gücünün de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sanatla terapi çalışmalarında da aslında duygu ve düşüncelerimizi dışa vuruyoruz. Bu da bir teknik. Bu yollarla kendimiz olma yoluna girmek. Yani bir şeyler bitsin gitsin değil de ben bugün güne başladım ve bugün sadece var diyebilmek. Bu mesela çok önemli bir formül diyebilirim. Ben bunu uyguluyorum. Ve uyguladığım noktada gelecek kaygım ve geçmiş düşüncelerim ortadan kalkıyor. Bunu bir alışkanlığa döndürebilirler aslında. Sadece bugünden sorumlu olmak. Ne kadar büyük bir Anı rahat. yaşamak. Evet. Çünkü öbür türlü ya bir sonraki haftada kemoterapi var, öbür günde iğnem var, işte sonra da şu tedavi var, işte geçmişte de bunlar oldu dediğiniz noktada zaten biz yaşamı yaşamaktan uzaklaşıyor oluyoruz. Çünkü bu sefer kaygılanmaya başlıyoruz, panik ataklar başlıyor, depresyonlar başlıyor. Ama sadece ya ben bugünü yaşıyorum dediğiniz noktada o günün sorumluluklarını yapıyorsunuz. İşte kahvaltınızı hazırlıyorsunuz, günlük işleriniz var, karşılaştığınız olaylar karşısında duygularınızı yaşıyorsunuz ve bitiyor. Ertesi gün karşılaştığınız şeyler sizin için tekrar yeniden yeni bir gün olmaya başlıyor. Bu formül benim hayatımda çok işe yaradı diyebilirim. Tavsiye ederim. Umarım dinleyenlerin de işine yarar. Ben kemoterapiye ilk başladığımda hemşiremin eğitimi vardı. Eve gittiğinde hastayım diye yatmayacaksın dedi bana. Günlük rutin işlerin neyse onu yapacaksın. Hani kendini yormadan yavaş yavaş yapabildiğin ölçüde. Ama yatma yok. Ben kemoterapiyi de yalnız aldım. Hatta doktor onkoloğuma şeyi götürmüştüm. Evrakları, PET sonuçlarını falan götürdüm. Dedi buraya kadar geldin. Uzun 2 saat süren bir yolculuk benimki, otobüste git gel, 2 araç değiştiriyorum falan.
Buraya kadar geldin, ilacını al git. Hocam dedim ben nasıl alacağım? Çünkü o biraz önce bahsettiğimiz gibi sosyal medyadan ya da işte internetten kemoterapinin zorluklarından bahsediliyor. İnsanlar yaşadıklarını anlatıyor orada. Ayılanlar, bayılanlar, kusanlar dediği gibi bu sıkıntıları okuyoruz ve benim gözümde çok büyük bir dağ orası. Aşılmaz bir dağ gibi geliyor. Dedim ben alamam. Yok dedi alırsın sen dedi. Ve o gün kemoterapi salonuna geçtim. İlacımı aldım. Çıktım ve hastanenin etrafında bekliyorum. Yarım saat bir bekledim. Hani bana bir şey olacaksa da hastanenin etrafında olsun ki yolda olmasın. Dolmuşta ya da otobüste olmasın. Aslında ne kadar güzel örnek verdiniz. Yani az önce söylediğime denk geliyor. Yani okuduklarımız, dinlediklerimiz gerçeğin dışında bir algı yaratıyor bizde ve gerçekmiş gibi onlara inanmaya başlıyoruz. Her Evet. çok farklı. Mesela deneyimlediğinizle okuduklarınız ve dinledikleriniz arasında çok büyük bir fark var. Çok büyük fark var ve ben hiçbir şekilde mide bulantısı yaşamadım. Ekstradan evde mide bulantısına ilk iki kemoterapide bu ilacı aldım ama hocam kesti sonrasında madem mide bulantısı yaşamıyorsun ben sana bu ilacı neden veriyorum? Hiçbir şekilde ben bunu yaşamadım. Yaşayan arkadaşlarımız vardır. Ona bir kesinlikle sözüm yok. Ama orada burada yazılanlarla sizi bekleyenler bir olmayabilir. Kesinlikle, kesinlikle. Onun için doktorunuza güvenin. Doktorunuz neyi öneriyorsa, neyi tavsiye ediyorsa onu yapın. Yok, doktorunuz sizi tatmin edemediğini düşünüyorsunuz. İkinci bir görüş alın. Kesinlikle, kesinlikle. Yani Google amcaya ya da el aleme çok fazla takılmamak gerektiği kanaatindeyim. Kesinlikle. Yani doğru yönlendirilemeyebiliriz o durumda. Evet, her yaşam kendine özel. O noktada bakmak daha rahatlatıcı olabiliyor. Bir de ben kemoterapi alan arkadaşlar da özellikle sizin gibi mesela mesleğini bırakmaması kanaatindeyim. Mutlaka bir uğraşları olsun. Tamam, zor anlarımız oluyor ama bizi meşgul edecek, bizim stresimizi atacak bir uğraşımızın olması gerektiği kanaatindeyim. Kesinlikle. Yani bu dediğiniz gibi belki bir resim yapmak olabilir ya da bir şiir yazmak olabilir. Hiç yoksa bir yürüyüş olabilir. Yani hayatınızı bir monotonluktan, hastalıktan kurtarıp bir şeyler katabilirsiniz kendinize diye düşünüyorum. Evet, yani o zihindeki tanımlardan çıkmak gerekiyor. Az önce belki yazarak ifade edebilirler dediğimde yazılanları bir okudukları zaman aslında kendinizle yüzleşiyorsunuz. Yani oradaki o kelimelerin, cümlelerin aslında gerçekten sizin için sizin düşünceleriniz mi yoksa başkalarına ait düşünceler mi? Ya da bu düşüncelerin farklı farklı sorularla açılımını yaparak o ezberden çıkmaya başlıyoruz. Bizler ne yazık ki sorgulamadan yaşıyoruz otomatik düşüncelerimizle. Farkına varmadan bu zamana kadar öğrendiğimiz tüm duygu ve düşüncelerle hareket ediyoruz. Aslında bir sorgulamaya başladığımız noktada o kadar çok gereksiz bilgi taşıyoruz ki zihnimizde. Yani kendimiz olmayan, kendimiz dışında o yüzden farkında olmak gerçekten çok doyurucu. Yani yaşam görünenin çok ötesinde olduğunu düşünüyorum. Böyle ezberlediğimiz gibi değil de doğanın içinde olmak, doğayı görmek, bu benzerliklerimizi ve farklılıklarımızı yaşamak, deneyimlemek çok kıymetli. Nefes almak, onun değerini bilmek. Yani yediğimiz yemeğin farkına varmak, yani yaşama sanatı dediğimiz şey bu aslında. Yani siz bir alışveriş yaparken aman alayım da hemen gideyim değil. Evet belki şehir hayatı bunu getirdi, hız getirdi. Ama o aldığınız besini bile alıyorken onun kokusu, tadı, rengi, getirdiğiniz süreç içerisinde onun yapılışı, biraz daha belki yavaşlamak, biraz daha yaşamın farkına varmak, sindirmek, beş duyuyu kullanmak.
çok kıymetli. Yani bir şeyi yerken onun hem görüyor olmak, hem kokluyor olmak, hem tadıyor olmak, bunu yiyebiliyor olmak çok değerli diye düşünüyorum. Etrafımıza baktığımız noktadaki paylaşımlarımız, sohbetlerimiz çok değerli. Yani yaşam aslında baktığınızda bir sanat eseri. Bu sanatı nasıl boyuyoruz, hangi renkler var bu sanat eserimizde, ona bir bakmak lazım. Renk uyumu var mı, perspektif kuralları ya da bir ya, kurala mı bağlı yoksa? Çok güzel, bir kurala mı bağlı yoksa özgürce ifade edebiliyor muyuz? Yani kendimiz olmak çok kıymetli diye düşünüyorum. Yani birilerinin söylediği gibi, istediği gibi, öğrettiği gibi aman canım ne der, mükemmellik arayışlarımız, kusursuzluklarımız, keşkelerimiz, pişmanlıklarımızdan öte gerçekten ben hayatta ne istiyorum, neyden tad alıyorum, bana ne keyif veriyor, işimi yaparken gerçekten severek, isteyerek, hakkını vererek mi yapıyorum, çocuklarımı severken gerçekten nitelikli beraber bunu yapabiliyor muyum gibi. Biraz daha böyle farkına vararak yaşamanın kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bol bol da gülmenin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini düşünüyorum. Ben tanıya aldığım zaman çocuklarıma daha çok sarılmaya başladım. Daha çok öpmeye başladım. Daha çok seni seviyorum demeye başladım onlara. En azından bir anne sevgisini, hep zihinlerinde bir annenin sevgisi, annem bu şekilde davranıyordu gibi bir şey, hayal ya da anı kalsın istiyorum mesela. Sevdiklerimize ya da bizi sevenlere daha çok sarılalım. Bize kesinlikle ağır gelenleri yüklenmeyelim diyorum. Evet, evet. Zaten onları düşünmeyelim. Yani bu tanı almış kişilerin hikayelerini dinlerken de aynı şekilde. Şu an Meltem Hanım hikayesine beni konuk aldı. Ben onu konuk aldım. Ama ne Meltem Hanım benim hikayemi yüklendi, benim hikayemi yazıyor, ne de ben Meltem Hanım'ın hikayesini yazıyorum. Kesinlikle. Birbirimizin hikayesine konuk olduk, misafir olduk. Evet. Ama mümkünse başkasının hikayesini yüklenmeyelim. Onu yazmaya çalışmayalım. Kesinlikle, çok doğru, çok güzel. Bu süreçte tabii sosyal çevrede de bir takım değişiklikler oluyor bu anlamda. Bir postunuzun altındaydı galiba. Bir hanımefendi yazmıştı yanılmıyorsam. Dışarıdan acınıyor gözle bakılmak. Evet. Ve bu süreçler var aslında. O kadar geniş bir konu ki birçok başlığı var aslında. Arkadaşa sorusu hatta o size. Evet, özellikle okudum. Ben meme kanseri oldum. Oldum olalı çevremin sorularından kaçar oldum. Acıyarak sormaları çok üzüyor beni. Nasıl baş edebilirim demiş. Nuray, Günhayat Yıldırım. Evet, evet. Çok güzel bir soru sormuş. Çünkü burada bilinçlendirilmemiz gerektiğini düşünüyorum. İnsanları da suçlayamayız. Neden? Çünkü gerçekten hepimiz için yeni bir kavram. Yani yaşayan insan için de yeni, etrafındaki insan için de yeni. Yine başa döneceğiz. Yani bu hastalık bizde ne çağrıştırıyor, bunun için ne yapılabilir? Evet, böyle bir rahatsızlık var. Bu rahatsızlığın bir süreci var. Tedavisi de var. Eskisi gibi de değil artık. Bu süreç içerisinde belki yakınlarımızın, bu rahatsızlığı yaşayan insanların için yapabileceğimiz bir şey varsa yapabilmek, yapamayacağımız noktada sohbet etmek istiyorsa sohbet edebilmek, ama bu konu hakkında konuşmak istemiyorsa da belki konuşmamak. Bazen insan ne yapacağını da şaşırıyor rahatsızlık yaşayan insan karşısında. Ben insanları da anlayabiliyorum. Şimdi ben de benzer şey yaşıyorum. Şimdi sana soracağız ama sormasak mı diyorlar mesela. Ya da teselli ederken bu benim en nefret ettiğim bir kelime, grip gibi. Yani ya grip gibi oldu. Değil işte, grip gibi değil yani. Onu biz yaşayanlar anlıyoruz. Grip değil. Grip olsam doktora gitsem bir haftada iyileşeceğim.
Gitmesem 7 günde iyileşeceğim. Ama ben 1 yıl tedavi sürecim oldu ve bundan sonra da bir 10 yıl hormon tedavisi Yani sürecim var. ya da geçecek, geçecek, evet geçecek ama nasıl geçecek? Yani bu bazen belki suskun kalmak, desteğe ihtiyacın varsa desteklemek isterim ifadesini kullanmak, etrafımızdaki insanlar için söylüyorum, kıymetli. Rahatsızlığı yaşayan bizler için ise çok paylaşmak istemiyorsak belki konuyu kapatmak, konuşmamak. Çok rahat hissettiğimiz bir ortamsa belki paylaşmak. Bu biraz kişiye göre de değişiyor galiba Filiz Hanım. Bazı insanlarla çok Kesinlikle. rahat paylaşırken bazı insanlarla konuşmak istemeyebiliyorsunuz ya da ortam buna çok müsait olmamış oluyor. O duygusal sürece girmek istemeyebiliyor insan. Ama bilinçlenmek gerekiyor galiba. Yani burada bir eksiğimiz oluyor. Ben trafikte bir süreç yaşadım. Benim için üzücüydü. Az önce dediniz ya yani bizim din, dil, ırk, görsel hiçbir farkımızın olması bir sıkıntı yaratmaz ifadesini kullanmıştınız. Trafikte öyle bir yola girdim ki aslında doğru yola girdim ama karşı taraftan gelen araç biraz panikledi galiba. Öyle bir an yaşandı ama hiçbir sıkıntı yok. Arabayı durdurdu. Kullanan bir kadın şofördü. Ve söylendi, söylendi, söylendi. Bende de peruk yoktu. Arabada artık rahatsız olup çıkartmıştım. Kel diye bağırdı bana. Yani o bağırması ilk zamanlarım olduğu için bana o kadar dokundu ki hüngür hüngür arabada ağlıyorum. Yani hani nasıl acımasızca bir şey dedim. Yani bu benim kendi seçimimle de saçlarımı kazıtmış olabilirdim. Rahatsızlık süreciyle de olmuş olabilir. Sonra dedim ki yani sosyal olarak, toplumsal olarak ne kadar dış yargılarımız var birbirimizin görsellikleriyle ilgili. Bu sadece kellik değil konu. Hani bir kilolu insan gördüğünüz zaman da, zayıf insan gördüğünüz zaman da, biraz daha farklı bir giyime sahip olan insan gördüğünüz zaman da çok yargılayıcı ifadeler kullanabiliyoruz. Ama o kişinin ne yaşadığını bilmiyoruz mesela. Acımasız olabiliyoruz. Evet, yani o noktada ne yaşadığını bilemeyeceğimiz için belki bu tarz yorumlardan uzak yaklaşmak, bu ifadeleri kullanmamak bence çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama oluyor, yani yaşanabiliyor. Meltem Hanım, Instagram'ın bize 1 saatlik bir Evet. süresi var. Doldurduk galiba. Çabuk geçti geldi bana. Gerçekten bana da çok sanki böyle bir 10 dakikalık daha yeni açmışım gibi geldi. Keyif aldım ben, çok zevk aldım. İnşallah tekrarını da yapalım. İnşallah. Ailemize hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ederim. O da benim çalar saatim. Ah ne güzel. Evet, yayındaki arkadaşlarımıza söylemek istediğiniz ya da çünkü yayın sonunda tekrar ediyoruz biz, kaydediyoruz yayınımızı. Söylemek istediklerinizi alabilirim. Hatta ben aslında şeyi soracaktım size. Sizin aynı zamanda iki tane kitabınız var. Atsız bir kitabınız var. Bir de Denge. 22 kadın. Ha, 22 kadın, iki öyküde bir öyküm var. Evet. Evet, o da var. Evet. Onu da buradan. Yani tam bu rahatsızlık sürecimde bitirdim. O kemoterapi odasında diyeyim yani sonu yazıldı ve bitti çok şükür. Çok da iyi hissettirdi. İyi ki tamamlamışım dedim. Bizi dinleyenlere ben çok teşekkür ediyorum. Size davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Hayatı anda yaşayıp mümkün olduğu kadar keyif almalarını, kendi potansiyellerini ortaya çıkarmalarını herkese diliyorum. Bu çok kıymetli çünkü. Ve güzellikler beraber paylaştıkça anlam teşkil ediyor. İnşallah daha ne daha güzel nice paylaşımlara diliyorum. Sağ olun. İnşallah ailemize hoş geldiniz diyorum ben. İnşallah tekrar görüşeceğiz. Biz İnşallah. bir aileyiz. Burada aynı kaderi paylaşan kader arkadaşlarıyız diyorum ben.
Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın Meltem Hanım. Bol şifalar diliyorum size. Ameliyatınızda, radyoterapinizin de çok rahat bir şekilde geçmesini. Sevdiklerinizle nice yıllarınız olmasını diliyorum. İnşallah hepimizin. Çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Evet, sevgili konuğum Meltem Hanım. Keyifli bir sohbetimiz oldu. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlediğiniz için. Bu ara şu an kemoterapi alan arkadaşlarımız var. Yazan arkadaşlarım var. PET sonucu bekleyen arkadaşlarımız var. En güzel sonuçlar sizin olsun. Kemoterapi alan arkadaşlarım. Her damlası şifa olsun. Ne diyoruz arkadaşlar? Hayatı sevin, kanseri yenin. Hoşça kalın.